Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Selsil'le Evden'in yeni bölümüyle karşınızdayım. Uzun zaman olmuştu bu seriye bir video paylaşmayalı ve bugün yine çok güzel bir video ile karşınızdayım. Bugün etrafımızdaki farklı objeleri alıp onları yine modern dekoratif ürünlere dönüştürmeye çalışacağım. Ben duvar dekoru yapmayı çok seviyorum. Sık sık videolarımda yer veriyorum bunları zaten. Bugün yine iki farklı duvar dekoru, bir adet de vazo fikri sizleri bekliyor olacak. Hadi bakalım, hazırsanız başlayalım. İlk olarak atölyede, projelerde kullandığım kontür plaklardan artan parçaları değerlendirmek istedim. Bunun için soyut ve böyle çok katmanlı bir duvar dekoru planladım. Bunun için gördüğünüz gibi kontür plağımın üzerine böyle rastgele soyut parçalar çizdim. Bunun için bir şablon kullanmadım. İçimden nasıl geliyorsa öyle yaptım. Değişik parçalar çizebilirsiniz siz de. Ve bu parçaları dekupaj testerem yardımıyla kestim. Sizin testleriniz yoksa siz bu aynı parçayı, aynı duvar dekorunu mukavvadan da yapabilirsiniz. Tabii ki mukavva kullanırsanız maket bıçağı kullanarak mukavvayı rahat bir şekilde kesebilirsiniz. Parçalarımı hazırladıktan sonra onları yine düz bir kontür plak parçasının üzerine yerleştirip böyle istediğim düzene karar vermeye çalıştım. Bu işlemi yapıştırma ve boyama işlemine geçmeden önce yapmak önemli. Hatta sizlere tavsiyem böyle şekilleri dizdikten sonra cep telefonunuza bir fotoğrafını çekmeniz. Daha sonra yapıştırırken o fotoğrafa bakarak çok daha kolay bir şekilde yapıştırma işlemini yapabilirsiniz. Ama yapıştırmaya geçmeden önce tabii ki sırada boyama işlemi var. Ben bunun için hibrit boya kullandım. Akrilik boya da tercih edebilirsiniz. Böyle benim çoğu videoda kullandığım renkler var biliyorsunuz. Hani böyle sürekli tekrar tekrar yeniden boya almıyorum. Sevdiğim renkleri tüm videolarda kullanmaya çalışıyorum. Kullandığım boyaların kodlarını da açıklamalar kısmına bırakmaya çalışacağım. Tüm parçalarıma iki kat boya uyguladıktan sonra istediğim kapatıcılığı elde ettim. Ancak yapıştırma işlemine geçmeden önce son bir işlemim var. Ben bu duvar dekorunun biraz daha böyle katmanlı ve üç boyutlu görünmesini istediğim için aralara küçük ahşap parçalar yerleştireceğim. Bu parçaları da böyle yandan baktığımızda daha güzel görünmesi için yine altına yerleştireceğim parçalarla aynı renkte boyadım. Evet, artık parçalarımızı birleştirmek için her şey hazır ama ben yine de son kez bir prova yapmak istedim. Çünkü o kadar boyamaya uğraştım, daha sonra onların kurumasını bekledim. Böyle her şey bir anda mahvolabiliyor bu tarz projelerde, dönüşü olmuyor. O yüzden son bir prova yapmanın her zaman faydası vardır diye düşünüyorum. Hatta böyle o parçaları yerleştirdikten sonra kalemde küçük işaretler bıraktım. Özellikle en alttaki parçalara, işimi daha da kolaylaştırmak adına. Ben bu projede Selsil'in hızlı yapıştırıcısını tercih ettim. Kullanması oldukça rahat. İki parçadan oluşan bir yapıştırıcı. Yapıştırmak istediğiniz yüzeylerden bir tanesine sıvı yapıştırıcıyı, diğerine ise sprey yapıştırıcıyı uyguluyorsunuz. Daha sonra bu iki parçayı birleştirip bastırıyorsunuz. 3 saniye içinde iki parça, iki yüzey birbirine yapışmış oluyor ve oldukça sağlam oluyor. Ben daha önce hazırladığım etnik ahşap duvar dekorunda da kullanmıştım. Üzerinden oldukça uzun zaman geçmesine rağmen hala sapasağlam duruyor. O yüzden siz de gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.
İkinci olarak basit ama sade ve şık duran bir duvar dekoru hazırlamak istedim. Böyle evde birkaç tane letterboard'um vardı benim ve onun içinden gördüğünüz plastik harfler çıkıyor. Ve bu plastik harfler oldukça fazla. Bunları değerlendirerek bir duvar dekorunda kullanmaya karar verdim. Öncelikle bu harflerin arkasındaki o plastik parçaları keserek işe başladım. Maket bıçağı yardımıyla kolay bir şekilde kesebiliyorsunuz bu harfleri zaten. Ve daha sonra bu harfleri bir tuvalin üzerine yapıştırmaya karar verdim. Ama harfleri yapıştırmadan önce onları daha orantılı yerleştirebilmek için kağıt bandımla tuvalimin üzerine bir çerçeve çizdim. Ben bu projede selsil kontak yapıştırıcıyı tercih ettim. Uygulaması oldukça kolay ancak benim yapıştıracağım harfler oldukça küçük olduğu için ben yapıştırıcıyı başka bir zemine azar azar koyup bir çubuk yardımıyla harflerin arkasına sürmeyi tercih ettim. Çünkü böyle yapıştırıcının taşmasını istemedim. Harflerle tuvalin böyle bir bütün gibi görünmesini istedim. Zaten yapıştırıcı çok güçlü olduğu için böyle azıcık bile sürseniz harfler kolay bir şekilde yapışabiliyor. Bu konuda çekinceniz olmasın. Bir de yapıştırırken harflerin altına bir ahşap parçası koyuyorum gördüğünüz gibi. Bunu da harflere aynı hizada yapıştırabilmek için yapıyorum. Bu da böyle küçük ama güzel bitiyor diye düşünüyorum. Tüm harflerimi yapıştırmayı tamamladıktan sonra kağıt bantlarımı çıkarttım ve bence bu hali bile oldukça güzel. Ancak son bir dokunuş yapmaya karar verdim. Böyle harflerle tuvalin biraz daha bütünleşmesini sağlamak için sprey boyayla boyamaya karar verdim. Ben bunun için Celsil'in açık gri renkteki sprey boyasını kullandım. Ve kullandıktan sonra ne kadar doğru bir karar verdiğimi anladım. Çünkü sprey boyayla boyadıktan sonra tam olarak istediğim görüntüyü yakaladım. İstediğim görüntü şuydu. Tuvalin üzerinde harfler sadece bir kabartma gibi görünsün istemiştim aslında. Ve dediğim gibi sprey boyayla boyadıktan sonra harflerle tuval daha da bütünleşti ve bu görüntüyü yakaladım. Son olarak bir vazo yaparak bu videoyu tamamlamak istedim. Bu vazo için iki tane ana malzemem var. Bunlardan bir tanesi su borusu. Diğeri ise yalıtım köpüğü. Celsil'in yalıtım köpüğü Cellfoam'u incelerken deniz suyuna dayanıklı olduğunu gördüm. Bu da bana istediğim objeyi vazoya dönüştürebilmem için ilham verdi açıkçası. Su borularını testerem yardımıyla kestikten sonra alt kısımlarını yalıtım köpüğüyle doldurdum. Yalıtım köpüğü böyle kurduktan sonra biraz daha büyüyor hacmi ve o taşan kısmı da maket bıçağıyla güzel bir şekilde kırptım ve bundan toplamda 4 adet hazırladım. Bu hazırladığım boruları yine Celsil kontak yapıştırıcı ile birbirine yapıştırdım. Ben böyle biraz kıvrımlı bir görüntü istedim. O yüzden bu şekilde yapıştırdım ama bu tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış. Çok farklı şekillerde yapıştırabilirsiniz bu boruları. Ve yine projelerimde sık sık kullandığım bu karbonatlı boya karışımıyla bu vazomu tamamlamak istedim. O plastik görünümünden birazcık kurtulup birazcık daha dokulu bir yapıya sahip olmasını istedim. Evet, bugün etrafımızda kolayca bulunabilecek malzemeleri ya da artık malzemeleri alarak onlardan dekoratif ürünler yapmaya çalıştım. Ben bu tarzda projeleri çok seviyorum. Umarım sizlere de ilham oluyordur. Ve şunu da hatırlatmak istiyorum. Siz de kendi yaptığınız projeleri Celsil'le evde etiketiyle paylaşın. Yaptığınız projeler Celsil'in Instagram sayfasında yer alsın. Ve tabii ki videoyu beğendiyseniz ben butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki projede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.